Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet, sonunda başardık. Hayaleti yendik ve onu bu köyden uzaklaştırdık. Şimdi ikinci görevimize geçebiliriz. Hatırlarsanız bitki satan kadının yanında yaralı bir kız vardı ve kendisi çok ağır şekilde yaralanmıştı. Ve eğer herhangi bir şey yapamazsak bir eliksir, bir tür içecek, sihirli içecek, o zaman kendisi ölecek. Onun için de birkaç malzemeye ihtiyacımız vardı. Evet, hemen bakalım ne ihtiyacımız var. Hangi tür? Evet, Schwalbey'di ismi. Ve ilk olarak evet, cüce içkisi dedikleri bir tür içkiye, sıvıya ihtiyacımız var. Ondan sonra şu papatya benzeyen çiçeklerden 5 tane ihtiyacımız var. 2 tanemiz var. Ama bunlar o kadınlarda var, bitkisel kadında var ama şu. Evet, şu beyinden bir tane ihtiyacımız var. Yani boğulmuşlar diye şu adlandırılan yaratıklar ya da boğulanlar. Çünkü boğulan insanlara benzedikleri için isimleri öyle. İsterseniz hemen şu kıyın orada, evet, buralarda genellikle oldukları için başka nerede? Evet, şuralarda bir yerde olması lazım. Hemen şuraya gidelim. Hemen oraya hızlı bir şekilde gidelim. Evet. Şu yolu takip edelim. Burada bir yerde kesin vardır onlardan diye düşünüyorum ama acaba nerede olsa şeyin yanı. Aa, şuradan o içki var mıdır acaba? İsterseniz önce şu içkiyi alalım. Şurada bir satıcı var. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Evet, kurtardığımız kişi. Die Leute sagen ja alles mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Evet, hatırlarsanız bu ilk oyuna başladığımız zaman ilk kurtardığımız kişi ve ondan para almamıştık. O yüzden şu anda bize sattığı şeyleri yarı fiyatına satıyor. Evet, bakalım, umarım aradığım şey vardır. Bir bakalım. Ah, şurada var galiba. İnanmıyorum. Aradığım şey bu. Aynen o. 2 tane alayım. Harika. Beyin yok değil mi? Yok. Beyin bedava. Boş şişe ihtiyacımız olabilir mi? Neyse, aldık. Sağ olsun. Sonra görüşürüz. Kendine dikkat et. Evet, şimdi bunlarla konuştuk ve satın aldık. İçkiyi, cüce içkisini ve bitkileri de biliyorsunuz kadından alabiliyoruz, bitki satan kadından. Şimdi sadece beyne ihtiyacımız var ve biliyorsunuz ki beyin bedava. Ay, işte orada biraz 3 taneler ya. Ateş ya da bir saniye. Bakayım bunlara karşı en iyi şey nedir? Hayır. Evet, bunlara karşı en iyi İkni hangisi? Ateş. Evet, doğru bilmişiz. Yalnız teker teker gelseydiler çok zor olacaktı ya. Oh! Verdammt! Ich verliere. Hadi kaç. Oh, sert vurdu. Evet, bir beyne ihtiyacımız vardı. Alalım şu beyni de. Al şunu beynini de. Evet. Ah, oh be. Sonunda beynimizi aldık. Şimdi neredeyiz? Atımızı çağıralım. En güvenlisi bu galiba. Ne güzel ya. Hemen pat diye ortadan çıkıp geliyor. Şimdi gidebiliriz o kadının yanına. Uzakta mıyız? Nerede ki bu? Şurada. İşaretleyelim ve oraya doğru koşalım. Hadi koş. Olabildiğince hızlı koş ki ağaçların arasından. Oha! Neden durdu ya bu? Durma öyle. Koşmaya devam et sen. Evet. Şurada da. Neden duruyor aniden ya? Yapam bunu. Evet, az kaldı galiba. Hemen şurada. Şu muydu? Evet, işte geldik. Şurada ne vardı? Yaratık mı? Askermiş. Asker. Neyse, biz hemen kadının yanına gidelim zaman kaybetmeden. Ben geldim. Şimdi içkimizi hazırlayalım. Ama buradan değil tabii ki de. Evet. Nerede bu? Ah, pardon. Önce tabii ya. Ja. Satın almamız gerekiyor. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher. Evet. Şimdi şuydu galiba, şu papatya'ya benzeyen. Muydu? Dört tane alalım. Şimdi yapabiliyor muyuz? Anlamadım. Schellkraut o değil miymiş? Tamam, almadık mı biz ondan? Ne param, nasıl param yok ya? 2 tane alayım. Ay yapma bunu, şaka mı bu ya? Anlaşıldı, ben tüm parayı şeye mi verdim ya? Hast du irgendwelche Kreuz? Ich finde sicher etwas. Bir şey satsak, satınlar mı acaba? Tamam. Başka ne satabiliriz? Ha. Hayır, şunu satsa. Evet, şunlardan çok var. Satayım şunları. Şimdi satın alabiliyor muyum? Ona bakalım. Evet, 2 tane aldım ama yetiyor mu? Şimdi herhalde yeter. Ah, tamam, yapabiliyoruz. Ve yaptık. Şimdi konuşalım. Şimdi deneyelim. Kızın yanına gidelim. Konuşalım. Nasıl yapacağız? Tekrar bununla mı konuşmamız gerekiyor? Evet. Hazırladım. Lena için hazırladım. Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Evet, harika. Neden fikrini değiştirdi diye sordu. Çünkü sonuçta ölümüne de sebep olabilir ama biz de hiçbir şey yapmaktan daha iyidir. Hani sonuçta evet zarar verebilir ama zaten ölecek ve belki de hayatını kurtarır. Evet, kendisinde hemen işe yarıyormuş ama kızda birkaç gün sürebilirmiş etki etmesi. Neyse, bu görevi de bitirmiş olduk. Evet, çok şey aldık ya. Tekrar konuşalım. Ya? Hayır, başka bir şey. Sonra yine gelebiliriz ihtiyacımız bir şey olursa. Şimdi atımıza binelim. Heya! Langsam, langsam. Yavaş yavaş, hadi gidelim. Evet, şimdi bakalım ne tür görevlerimiz kaldı. Evet, quest. Burada herhangi bir şey kaldı mı? Aa, evet. Doğru ya, daha buna geri gitmedik biz. Ona geri gidip hediyemizi alalım. Hadi gidip hediyemizi alalım. Şu yolu takip edelim. Zaten kendiliğinden gidiyor. Bir rampa, yani böyle bir yol gördüğümüz zaman kendiliğinden gidiyor. Ha işte geldik bile. Bakalım bu bize ne verecek. Ben geldim. Hadi. Auftrag erledigt. Beim Brunnen ging der Geist einer Frau um, die dort getötet wurde. Ich habe ihn vertrieben. Hoffentlich setzt uns jetzt nicht jeder Unbegrabene zu. Sonst macht uns das Schlachtfeld einen riesen Ärger. Wenn doch, wisst ihr, wen ihr rufen müsst. Übrigens, Claire, Volker. Klingelt da was? Die kenne ich nicht. Aber ich habe gehört, wie unsere Kräuterfrau Tomira eine Claire erwähnt hat. Vielleicht ist es dieselbe. Dein Lohn, Meister Hexer. Das Gold für Hannis Aussteuer. Ohne dich hätte sie ihre Hochzeit nicht erlebt. Jetzt gibt es da immerhin Hoffnung. Evet, o Claire diye şey sorduk. Kızı sorduk. O öldürülen kızı tanıyor mu diye. Hayır. Ama bitki satan kadın, onun öyle bir ismi daha önce söylemiş, yani anlatmıştı, belki de o biliyordur dedi. Evet, bize para da verdi. Evet, eğer sen olmasaydın düğününü göremez dedi. Şimdi sayende, bir umut var diyor. Aa, teşekkür edebiliriz ya da al, para senin olsun kızın için. Almayalım ya, ben iyi bir insanım. Evet. Para sende kalsın kızın için. Ich bezweifle mittlerweile, dass ich je heirate. Behalt das Geld für die Hochzeit deiner Tochter und stoßt auf meine Gesundheit an. Danke, Meister Hexer. Das sind warme Worte und du hast ein gutes Herz. Aber ich kann dich nicht mit leeren Händen gehen lassen. Nimm wenigstens dies als Glücksbringer. Evet arkadaşlar, bize şey verdi. Ya ne verdi bize? Bilmiyorum. Ne verdin bize ya? Dikkat et ya, çocuğa bak. Çarptı bana. Ya saldırgan mıdır nedir? Bize bir şey verdi ama şans getirsin diye görmedim ne olduğunu. Her neyse, sonuçta parayı almadık. Kızın düğünü için kullan dedik. O da tabii ki teşekkür etti ama ne bu sesler, ne böyle ya? Neredeymiş? Kızın nerede? Bu mu acaba? Metyem. Ne bu mu evlenecek olan ya? Daha geç bu. Ha, ileride yani. Gözünün önünde hırsızlık yaptım, hiç bana mısın demedi. Neyse, alalım her şeyi. Madem ki umurunuzda değil. Bununla tekrar konuşabiliyor muyuz? Hayır. Bununla ilgili her şeyi bitirdik. Evet, bu görevi de salim her şeyi. Evet, bu görevi de bitirdik. Burada sabah olmuş. Evet, bir levha var mı? Oradan çabucak yolculuk yapardık. Bir harita. Ha, yanlış düğme. Evet, var mı burada bir yerde? Zaten yakınmış. Aa, yakınmışız zaten ya. Ha, ben bu hikayeyi merak ettim. Gidip ona soracağım, evet. Gel buraya çabuk. Aa, buradaymış zaten. Hadi. Çünkü hikayesini merak ediyorum. Heya! Şu yolu takip edelim. Bizi direkt oraya götürecek umuyorum. Evet, öldürülen kim ve kim tarafından öldürüldü merak ediyorum. Biliyordur kesin. Sayesinde öğreneceğiz. Evet. Konuşalım. Ya. Evet. Claire diye bir kadını tanıyor musun? Hast du schon mal von einer Frau namens Claire gehört? Sie hat hier irgendwo gewohnt. Von ihr gehört? So könnte man es auch nennen. Claire war eine Freundin. Der einzige Mensch, der mir in Weißgarten lieb war. Dann bekam ihr Mann Volker Streit mit dem Grundherrn. Er ist daraufhin mit seiner Familie in die Wälder gezogen, um eine neue Siedlung aufzubauen. Der Herr und sein Gefolge ritten hin, um sie zur Rückkehr zu bewegen. Es sollte ohne Gewalt und Blutvergießen ablaufen, aber du hast es ja gesehen. Claire hat wohl etwas über Florian gesagt, den Sohn des Grundherrn. Etwas, was den Herrn erbost hat. Aber wer weiß schon die Wahrheit? Reichlich viel Pech für so ein kleines Dorf. So ist das in allen Dörfern, auch den kleinsten. Man muss nur fragen. Aber beenden wir das Treffen nicht tragisch. Hier etwas Trost. Bir saniye. Evet. Bu kim? Konuşabiliyor muyuz? Lena. Aa, Lena. Düzelmiş. Hemen uzandı.